kazanım 30 ile devam ediyoruz. Ve burada x artı 3 bölü x'i 5 olarak vermiş. x küp artı 27 bölü x küpün eşitliğini soruyor. Şimdi x küp artı 27 bölü x küp de 3 bölü x'in küpü demek. Direkt böyle yazıyorum şuradaki ifadeyi. Bu da eşittir. Şimdi ben ne, ne şunu hatırlatacağım. a küp artı b küp eşittir. a artı b'nin küpü eksi 3ab çarpı a artı b idi. E burada a yerine x b yerine 3 bölü x yazacağım. O zaman x 3 bölü x'in küpü. x artı x 3 bölü x'in küpü. Eksi 3 çarpı x çarpı 3 bölü x çarpı x artı 3 bölü x. Şimdi burayı toparlayalım. x artı 3 bölü x'in 5 olduğunu biliyorum. 5'in küpü eksi. Burayı sadeleştirdim. 3 kere 3 9. x artı 3 bölü x'e yine 5 yazacağım. 9 çarpı 5. 5'in küpü 125 eksi 9 kere 5 45 buradan cevabım 80 olur. Doğru cevap B seçeneğidir. İkinci sorudayım. Yine 2x eksi 3 bölü x var. Bana sorduğu ifade dur düzgün yazayım şöyle oku yanlışlardan gösterdim. Şuradan ineyim. 2x'in kübü 8x 2x'in kübü eksi 3 bölü x'in kübü 27 x bu da eşittir. Nasıl yazıyordum? Şimdi küp, a küp eksi b küp a eksi b'nin kübü yani 2x eksi 3 bölü x'in kübü artı 3 çarpı 2x çarpı 3 bölü x 2x eksi 3 bölü x Bu özdeşliği kullan, kullanacağız sürekli. E şimdi burada bana sorduğu ifade o zaman eşittir. 2x eksi 3 bölü x 6 6'nın kübü artı şimdi burayı sadeleştiriyorum. 2 kere 3 6 6 kere 3 18 çarpı 2x 8, 3 x 6. 18 çarpı 6. Şimdi o zaman şöyle düşünelim. Ee, burası kaç yapıyor? 216 yapıyor. 6'nın kübü 36 çarpı 6. 18 çarpı 16 da 108 yapıyor. Burayı topladığım zaman e, 324 yapıyor. 24 yapıyor. Cevabım A oldu. Geçtim 3. soruya. Şimdi burada A küp artı 8 bölü A küp. Yani şurası A küp artı 2 bölü A'nın kübü bana a artı 2 bölü a lazım aslında. Çünkü ben biliyorum ki bu ifade a artı 2 bölü a nın kübü doğru mu? Eksi 3 çarpı a çarpı 2 bölü a çarpı a artı 2 bölü a. Yani şunları sadeleştireceğim. 6 çarpı a artı 2 bölü a lazım. Şimdi bu ifadeye baktım. a kare eksi 4 a e, artı 2 eşittir 0. Yani a kare artı 2 eşittir 4 a. E buradan her tarafı a'ya böldüğüm zaman her tarafı a'ya böldüğüm zaman ne olacak? A kare bölü a a artı 2 bölü a eşittir 4. İstediğimi elde etmiş oldum. Yani a artı 2 bölü a 4 ise burası 4'ün kübü eksi 3 kere 2 6 çarpı a artı 2 bölü a zaten yine 4. 64 eksi 24'ten cevabım 40 oldu. Doğru cevap C seçeneği. Geçtim 4. soruya. Şimdi burada da benzer işlem var. Önce burayı bir toparlayalım. Bu x üzeri 6 bölü x küpten x küp. Eksi 1 bölü x küp. 1 bölü x'in kübü. x küp eksi 1 bölü x'in kübü. E bunu ben nasıl yazıyordum? x eksi 1 bölü x'in kübü. Dur bir dakika. Şu eksi gözükmedi. Heh. Ee, şöyle sileyim. x eksi 1 bölü x'in kübü. Daha sonra arada artı var. 3 çarpı x çarpı 1 bölü x x eksi 1 bölü x. Yani bana x eksi 1 bölü x lazım. E buradan yine aynı mantık. Eksi 4 x'i karşıya atarsam x kare eksi 1 eşittir 4 x. Buradan bunu elde ederim. Her tarafı da x'e böldüğüm zaman x eksi 1 bölü x eşittir 4. Bu da her tarafı x'e böldüm ya da her tarafı 1 bölü x çarptım. Aynı şey. O zaman x eksi 1 bölü x yerine 4 yazarsam 4'ün kübü artı zaten x çarpı 1 bölü x burada 3 kaldı. x eksi 1 bölü x 4. 4'ün kübü artı 3 çarpı 4. Yani 64 artı 12 ne yapacak? 74, 76 yapacak. Cevabım E olacak. Ve tabii ki bu kazanımı bitirdik. Şimdi diğer kazanıma geçebiliriz. <laughs>